Telafi eğitimimiz muhteşem bir şekilde başlıyor ve fen konularıyla teker teker bunları işleyerekten de uzaktan eğitimdeki eksiklerimizi kapatmış olacağız. Uzaktan eğitimde eksiklerimizi kapatmış olacağız. Zaten yüz yüze eğitimde bunları kaçırdık. Okula gidemedik biliyoruz ama biz bu eksikleri uzaktan eğitimle teker teker tamamlayacağız. Hiç merak etmeyin. Arkanıza yaslanın. Muhteşem bir şekilde konuları dinleyin ve öğrenin. Çünkü bu öğrendiğiniz konular aslında sonraki konular için temel oluşturuyor. O yüzden şimdi ne kadar iyi öğrenirsek yüz yüze eğitime geçtiğimiz zaman ve aynı zamanda devam ettiği zaman sınıflar, konular bunları muhteşem bir şekilde altyapı yapmış oluyoruz. O yüzden çok değerli anlatacaklarım. Lütfen çok iyi dinleyin ve hemen ilk dersimizde göreceğimiz başlıkları söylemek istiyorum. Birinci bölümde ışığın yayılmasına bakacağız. Ardından ışığın yansımasına bakacağız. Ve ışığın maddeyle karşılaşmasına bakacağız. Ve tam gölge olayına bakacağız. Tabii burada ışığın yayılması dediğimiz şey, ışık doğrusal yayılır. İşte ışınlar halinde gider. İşte böyle bükülüp bükülüp gitmez. Onlara bakacağız. Işığın yansımasında aynalar önemli olan. Aynaların özelliklerine bakacağız sizinle beraber. Nasıl ışığı yansıttığını, yansıma kurallarını ve benzeri. Ve ışığın maddeyle karşılaşmasında işte maddeler opak, saydam ve yarı saydam olarak değerlendireceğiz. Opaklar ışığı geçirmeyen, bak burada arkasına ışığı geçirmediği için zaten gölge olmuş burası. O tam gölgenin de opak maddenin arkasına ışığın gelmesiyle, ışığın gelmemesiyle daha doğrusu oluştuğunu öğreneceğiz sizinle beraber ve dersimiz muhteşem bir şekilde. Hadi bakalım o zaman başlasın. Şimdi hemen sana ışığın yayılması ve ışığın yansımasıyla alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. Işık kaynağından çıkan ışık ışınları doğrusal olarak, çok önemli, doğrusal olarak her yöne yayılır Tonguç Eren Bey'im. Dolayısıyla bir kaynaktan çıkan ışığın her bir parçası düz bir çizgi boyunca yol alır ve buna ışın deriz. O zaman bu neymiş Tonguç Eren Bey'im? Işınmış. Başka bir ışın çizeyim sana. Al bu da başka bir ışındır. Ve doğru şeklindedir, unutmayalım. Işığın yansımasına bakalım mı? Bir ışık kaynağından çıkan ışınların bir yüzeye çarptığında geldiği ortama geri dönmesi. Mesela hemen buradan bu yüzey, tamam mı? Düzgün ve parlak yüzey. Çarptı, geri döndü. Çarptı, geri döndü. Çarptı, geri döndü. Çarptı, geri döndü. İşte düzgün yansıma ve dağınık yansıma olarak ikiye ayırıyoruz. Düzgün ve parlak yüzeylerde mesela işte ne bileyim ayna, su, durgun su, özür dilerim, çok özür dilerim, durgun su. Paralel gelen ışınların yüzeye çarptıktan sonra yine paralel olarak geliyor. Bak bunlar paralel geliyor mu Tonguç'um? Siyahlar. Evet. Kırmızılar paralel gitmiyor mu Allah'ını seversen? Evet. Dolayısıyla işte o zaman buradaki düzgün yansımadır diyebiliriz. Peki geldik dağınık yansımaya. Pürüzlü bir yüzeye gönderilen ışının paralel değil farklı yönlerde yansıması. Bak bunlar paralel geliyor mu Tonguç'um? Evet. Şu siyahlar. Evet. Ama bunlar bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Bir garip grup gitmeye başlamışlar. Yani bunlar paralel gitmiyor. Dolayısıyla bu pürüzlü yüzeyde diyebiliriz. Hemen bir tane örnek, daha doğrusu deneylerle dersimize devam edelim. Araştırma konusu yapalım. Bir kaynaktan çıkan ışık ışınları nasıl bir yüzeyler? Bakalım hemen. Bir ışık kaynağından yayılan ışık doğrusal olarak her yöne yayılır. Hipotezimiz bu. Dolayısıyla buna bakalım, deney yapmış. Bir öğrenci plastik bahçe hortumunu farklı şekillerle tutturuyor. Bak şöyle düzgün tutuyor. Bir böyle büküyor. Bir böyle büküyor. Sence hangi cismi görebiliriz öğrenci? Hangi cismi görebilir? Bunların arkasında göremiyor bu arada. Sadece borulardan bakaraktan görüyor. Şöyle bir engel de var. Sadece mor dikdörtgeni görür. Süpersin. Deney sonucu sadece dikdörtgeni görür. Neden biliyor musun? Çünkü düz olduğu için. Işık doğrusal yayılır. Buradan gelen ışın buradan geçip adamın gözüne gelebilir. Ama buradan gelen ışın böyle gidemez ki, kıvrılamaz ki. Buradan gelip böyle bir şey olmaz ki. Işığın yansıması ile ilgili bilimsel süreçler. Işık pürüzsüz yüzeylerde nasıl yansır? Hemen bakalım mı? Hipoteze bakalım. Düzgün ve parlak bir yüzey üzerine birbirine paralel olarak gelen ışınlar yüzeye çarptıktan sonra yine birbirine paralel olarak geri yansır. Bakalım bak. Düz aynaya gelmiş ya bunlar. Düz aynaya geldikten sonra bunların yansımasını hemen sana böyle çizelim. Bak. Hop. Al. Yansıdı. Al yansıdı. Al yansıdı. O yüzden cetvel getirdim zaten derse. Hazırlıklı geldim görüyorsun. Dolayısıyla bak hepsi paralel gitti. Durgun suda da aynı şey olur. Al yansıdı. Al yansıdı. Al bunda yansıdı. Alüminyum folyo da aynı şey olur. Al bu da yansıdı. Al bu da yansıdı. Buraya ne diyoruz Tonguç Eren Bey'im? Hepsi paralel gittiği için bak. Hepsi birbirine paralel, görüyor musun? İşte bunlar düz ayna, durgun su, alüminyum folyo gibi yerlere çarpıldıktan sonra düzgün yansıma olur. Çünkü bunlar düzgün ve parlak yüzeylerdir. Düzgün yansıma dediğimiz olay bu aslında. Peki bir de dağınık yansımaya bakalım. Işık pürüzlü yüzeylerden nasıl yansıyor bakalım. Pürüzlü yüzeylerden gönderilen ışık ışınları birbirine paralel olarak değil fakat farklı yönde doğru. Mesela geldik. Bu. Al bu şekilde yansıdı. Bu.
bu şekilde yansıdı. Bu şekilde yansıdı. Bakar mısın? Bir tanesi Konya'ya, bir tanesi Mırra'ya gidiyor. Neydi o öyle? Anya'ya. Ha, bir tanesi Anya'ya, bir tanesi Konya'ya gidiyor Tomuş. Dolayısıyla hepsi birbirinden farklı yöne gidiyor. İşte ama hepsi aynı gelmişti. Bir tanesi Mersin'e gidiyor, diğeri tersine gidiyor. Aynen, bir tanesi Mersin'e gidiyor. Bu hepsi aynı gelmişti ama bunlar birbirine farklı gitmeye başladı. Çünkü bu pürüzlü bir yüzey. Mesela dalgalı su. Dalgalı su da bak bu şöyle gider. Bu böyle gider. Bu böyle gider. Hepsi birbirinden farklı gidiyor. Dolayısıyla bu da pürüzlü yüzey. Buruşturulmuş alüminyum folyo. Bir böyle gider Tomuç'um. Sonra bir böyle gider Tomuç'um. Bir böyle gider Tomuç'um. Hepsi birbirinden farklı gidiyor. Dolayısıyla buna da biz ne diyoruz? Dağınık yansıma diyoruz. Dağınık yansıma da acayip önemli bir şey. Sınavlarda çıkınca hemen aklımıza getireceğiz. Bu yüzeye bak. Kumaş, dalgalı su, buruşturulmuş alüminyum folyo. Aynı zamanda halı bilmem ne onun gibi yerlerde böyle olur diyoruz. Yansıma kanunları ile ilgili bilimsel süreçlere baktığımız zaman gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzeyde. Normal nedir biliyor musun? Nedir hocam? Tomuş, bir tane yüzey olsun. Bir tane ayna olsun şöyle. Şu aynaya eğer ben bir ışık gönderirsem, kırmızı ışık gönderdik. Al böyle gönderdik. Gönderdiğimiz zaman bu aynanın bu aynaya dik olan bir çizgi çizeriz. Bu dik çizgiye biz normal çizgisi deriz. Normal çizgisi dik çizgidir. Ve şunu unutmayalım. Burada bir açı yapar ve bu açıya biz gelme açısı deriz. Bu açıyla aynı olacak şekilde bu ışın yansır. Yeşille göstermiştim ya yansımaları. Aynen bak. Şöyle yansır. Bu gelen ışın, bak kırmızı ışığa gelen ışın diyoruz. Bu da yansıyan ışın diyoruz. Buraya kadar anlaşıldı mı Tomuş? Evet hocam. Sonrasında diyorum ki bak gelme açısı bu ya. Burası da Tomuç Eralım benim yansıma açısıdır. Ve bunlar birbirlerine inanılmaz derecede eşittir biliyor musun? Bunlar birbirlerine eşittir Tomuç'um. Ve normalle yaptığı açıdır unutmayalım. Şimdi hemen baktık. Bir önce lazer tabancası optik üzerine yerleştiriyor. Yerleştirdi. Bunu gönderdiği zaman 40 dereceden. 40 dereceden gönderdiği zaman bu adam aynı açıyla bak şurada şu tarafta yine gönyede 40 olacak şekilde 40 derece olacak şekilde böyle yansır. Yani buradaki şurada yapılan açıyla şurada yapılan açı birbirine eşit olur. Normal dediğimiz çizgi de işte bu 90 derecenin üzerindeki çizgidir gönyedeki. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit olacak. Mesela burası 40 derece ise şurası 40 derece değil mi Tomucuğum? Evet hocam. 40'ta 90 arasında kaç derece var? 45. Yuh. 40 ile 90, 50 derece var. O zaman burası 50 derece. O zaman burası da 50 olacak şekilde bak. 40 ile 90 arasında yine 50 derece var. Buralar 50 derece. 50 derece olacak şekilde yansır. Bunun gelme açısı nedir? Gelme açısı. Bak havalı gibi şeyler gösteriyor. 50 derece. Bunun yansıma açısı nedir? Hemen söyler misin bana? Yansıma açısı. Oo. Evet süpersin. Bu da 50 derecedir. Ha. Gelme açısı da yansıma açısı birbirine eşittir. Sakın 40'ı gördüğün gibi aa burası 40 derecedir deme. Çünkü buradaki açı 40 derecedir aslında. O da seni kandırmasın. Toplam kandırıkçılar. 90 olması gerekiyor. Çünkü normal 90 derece demiştik. Araştırma konusu düz aynaya gönderilen bir ışın nasıl bir yol izler? Hemen bakalım. Gelme açısı yansıma açısına her zaman eşittir. Bak demin de sana söylemiştim zaten. Gelme açısı yansıma açısı. Mesela Tonguç bunu gönderdiğin zaman bu lazeri. Bunun gelme açısı kaç biliyor musun? Burası aynaysa Tonguç'um. Ben buradan bir normal çizerim aynaya. Buna normal çizgisi diyorum. Bu normal çizgisinde bak buradaki açı kaç derece? Normalle yaptığı açı bu açının 45 derece. O zaman 45 dereceyle yansır. 45 dereceyle yansırsa bu açı bu ışın tam şuraya gelir bak. Tam şuraya gelir. Böyle gider. Çünkü karenin ortası zaten 45-45. İkisi toplamı kaç eder? 90 eder. 90. O zaman burası da 45 olacak. Burası da 45 olacak. Böyle gitti. Tam karenin köşe yerinden gitti. Şurası bir kare ya. Şurası bir kare. Bunun tam bak köşelerinden gidiyor. Buradan. Sonra bu köşeye. Sonra buraya çarptıktan sonra bu sefer ne oluyor biliyor musun? Hemen sana göstermek istiyorum. Bak çok enteresan bir şey hocam. Bak bu sefer burasının normali çiziyorsun. Çünkü bu aynaya dikinliyorsun. Bu aynaya dikindiğin zaman buradaki açı kaç derece? Yine 45 derece. Bu 45 derece yapacak şekilde o zaman ne olacak? Yine karenin bu köşesinden bu köşesine gidecek. O zaman burası da 45 derece oluyor. Ve böyle gittikten sonra da artık yolunu alıp istediği yere gidecek. Sonsuza kadar gidecek. Çok güzel bir soru sormuş arkadaşım. Sonsuza kadar gidecek şu anda. Ama çok teorik bir soru o. Şimdi dolayısıyla bak. Bu böyle geldi, böyle gitti. Şimdi
Tonguç, ışık hangi noktalardan geçer? T, N, G. Aferin, senin harflerin olmuş ama C, Ç'si yok, kusura bakma diyorum. T, N, G harflerinden geçer Tonguç herhalde benim. Gelme açısıyla yansıma açısı 45'er derece olduğu için hep birbiriyle aynı olması zorunluluğu olduğu için diyoruz. Şimdi saydam madde demek aslında ışığı geçiren madde demek Tonguç'um. Hava, pencere, gözlük, cam, gözlük camı, şeffaf naylon, bunlar hepsi saydam maddeler. Mesela şu anda sen bunun altına okuyabiliyor musun Tonguç herhalde? Evet. Şu anda bunun altına okuyabiliyorsan bu saydam bir maddedir diyebiliriz. Peki saydam olmayan maddeler nedir biliyor musun? Altına okuyamadığın maddelerdir. Mesela hemen sana bir örnek vereyim. Al. Bunun altına okuyabiliyor musun sen şimdi Tonguç abi? Hayır, okuyamıyorsun. İşte saydam olmayan opak maddeler bunun altına okuyamadığın maddelerdir diyebiliriz. Dolayısıyla yarı saydam maddeler dediğimiz şeyse Tonguç abi benim aslında saydamla yarı saydam arasında hani böyle tam da saydam değil. Nasıl gösterebiliriz? Şimdi hemen sana bir örnek vereceğim hemen. Zaten şöyle düşünelim. Bunları böyle yağlı kağıt gibi düşünebilirsin. Mesela bir örnek bak. Al. Görebiliyor musun? Yarı saydam. Işığı tam geçirmiyor bak. Buradaki gözlüğü tam okuyabiliyorsun. Ama buradaki geçirgeni tam okuyamıyorsun. Tam okuyamıyorum hocam. İşte bu yarı saydam Tonguç'um. İşte bunu anladığım zaman bu da hiç arkasında hiç gözükmüyor. Hocam yağlı kağıt elinizi temizleyin. Tabii ki diyorum. Yağlı kağıt dedik. Şimdi o zaman diyoruz ki ışığı kısmen geçiren maddeler. Tül perde, yağlı kağıt, ondan sonra buzlu cam. Hocam ışığı... opak neydi? Opak tam anlayamadım hocam. Opak da Tonguç herhalde benim. Opak da Tonguç herhalde benim. Bak bunun gibi hiç arkasını geçirmiyor. Artık arkasını okuyabiliyor musun bunun? Hayır. Okuyamıyorsun. Dolayısıyla hiç arkasını geçirmeyen maddelere biz opak diyoruz. Tahta, kumaş, taş, alüminyum folyo, kitap gibi mesela demin gösterdim. Tam gölge peki nasıl oluşuyor musun? Opak cisim ışık ışınlarına engel olduğu için cismin arkasında yüzeyde oluşan karanlık bölgeye tam gölge. Mesela biz yolda yürürken arkamızda gölge oluşmaz mı Tonguç abi? Oluşur hocam. Neden gölge oluşur arkamızda? Çünkü biz opak bir madde olduğumuz için arkamıza ışık geçmez diyoruz. Peki hemen seninle birkaç tane deney yapalım. Yapalım hocam. Işığı geçirmeyen maddeler hangileri demiş. Hemen bakalım mı? Saydam maddeler ışığı geçirir. Tamam eyvallah biliyoruz. Karanlık bir sınıfta lazer ışığı farklı cisimlerin üzerine sırasıyla tutuluyor. Lazer ışığı gözlük camına tutulursa sence geçirir mi Tonguç Eren Bey? Geçirir. Gözlük camı saydam olduğu için geçirir. Lazer ışığı yağlı kağıda tutulursa yarı saydam olduğu için tam geçirmez ama kısmen geçirir. Ama lazer ışığı tahtaya tutulursa opak cisim olduğu için ne yazık ki bunun arkasına geçirmez. O zaman saydam maddeler ışığı geçirir. Tebrik ediyorum arkadaşımızı ve farklı cisimlerin üzerinde sırasıyla tuttuğum zaman işte farklı cisimlerde farklı şeyler oluyor. Buraya hiçbir şey geçmiyor. Buraya böyle yani şöyle kısmen geçiyor. Buraya ise tamamıyla geçiyor diyebiliriz. Süper zekisin Tonguç herhalde. Geldik peki gölge ile ilgili bilimsel süreçlere. Şimdi geldik buraya. Mesela gölge oluşturmak için cismin hangi özelliğinden yararlanırız Tonguç'um? Noktasal bir ışık kaynağının önüne opak bir cisim bırakılırsa aslında gölge oluşabiliyor. Çünkü karanlık yere aslında biz gölge diyoruz. Karanlık bölgeye gölge diyoruz Tonguç Eren Bey'im. Dolayısıyla tebrik ediyorum. Gölge, karanlık, gölge. Evladım bundan sonra bahçeye çıkabileceksin bilmem neye, tebrik ediyorum arkadaşımızı. Örnekte ne bakalım? Noktasal ışık kaynağı var, futbol topu var. Futbol topunun önüne noktasal ışık kaynağı koyunca bu ışık buradan geliyor. Sonra buradan geliyor. Sonra burada Tonguç Eren Bey'im böyle bir kapkaranlık bir alan oluşuyor. Bu kapkaranlık olanı şöyle gösterebiliriz. İşte burada oluşan alana biz ne diyoruz Tonguç Eren benim? Kölge. Kölge değil, gölge diyoruz. Saçmalama. Bu gölge dediğimiz alan hatta birazcık da koyudur. Yani çünkü hiçbir şey gözükmez burada bu gölgede. Bu karanlık bölge. Nerede oluştuk? Perdenin üzerine oluştuk. Bu futbol topu. Neden? Çünkü futbol topu opak bir cisim olduğu için diyoruz Tonguç'um. Bir tane daha gölge deneyi yapalım. Bir cismin gölgesinin boyu neye bağlı? Mesela su seçmesine bağlıdır. Hayır, mesela biz mesela güneşte yürürken güneş burada, ben buradayım Tonguç'um. Mesela güneş buradayken gölgemiz hop şu kadar çıkıyor. Bak yine aynı, ben aynı boydayım ama güneş bu sefer burada. Güneş buradayken gölgemiz Tonguç'um bu kadar, eşek kadar çıkıyor. Neden bu kadar çıkıyor? Güneş ne kadar dik olursa o kadar. Mesela güneş buradayken ben buradaysam gölgem nasıl çıkacak biliyor musun? Hop bu kadarcık pıtırcık bir şey çıkacak. Şimdi bak buradaki gölge boyu bu kadarcık. Buradaki bu kadar. Buradaki bu kadar. Neden uzuyor böyle? Çünkü açı değişiyor. Aynı buradaki gibi ışık kaynağında ve perdede mesela top M'ye alınırsa. Topun yeri değişirse.
Topu buraya aldık. Aynı top. Topu değiştirdiğim zaman artık ne olacak ışınlar? Bak şöyle gelecek. Şöyle gelecek. O zaman gölge ne oldu Tonguçeli Hanım? Bakar mısın? Gölge bu kadar oldu. Top M'ye alınırsa gölge küçülür Tonguçeli Hanım benim. Dolayısıyla bazı kurallarımız var. Mesela top bu tarafa gelseydi, bu tarafa gelseydi. Mesela aynı topu buraya getirdin diyelim. O zaman gölge eşek kadar olurdu. Yani buradaki mantık şu. Işık kaynağına cisim yaklaştırılırsa gölge büyür. Işık kaynağından cisim uzaklaştırılırsa gölge küçülür. O zaman ışık diyelim, cisim diyelim. Evet, ışık cisim birbirine yaklaşırsa hemen söylüyorum, buraya yazıyorum. Bu çok önemli. Gölge büyür. Bu çok önemli, sınavda çıkar. Uzaklaşırsa Tonguçeli Hanım benim, ışıkla cisim uzaklaşırsa gölge küçülür. Bunu bir, gerçekten bu sınavlarda çıkabilecek bir gölge ile bilimsel bir cismin gölgesinin boyu nelere bağlı? Hemen bir tane daha örnek. Işık kaynağı cisimden uzaklaşsa gölge küçülür demiştik ya. Evet. Gölge küçülür. Işık kaynağı cisim uzaklaştı. Bak bu bir, iki de gölge bu kadar. Peki bir noktasını alırsa, yani ışık kaynağı buraya gelirse ne olur? Hemen bakalım. O zaman şöyle geliyor. Ah. O zaman bu kadar oldu gölgemiz. Bakar mısın? Gölge küçüldü. Bir noktasını alırsa küçülür. Peki sana bir tane daha challenge yapalım. Eğer bunu, ışık kaynağını buraya alırsak ne olur? Bakar mısın? Bakar mısın? Aa. Aman Allah'ım. Gölge büyüdü. Burada büyür. Burada küçülür. Anlaştık mı Tonguç Hanım? Dolayısıyla bu ikisi birbirine yaklaştırılırsa büyür, uzaklaştırılırsa küçülür. Demin sana örnek verdiğim şey aslında çok önemliydi. Geldik bir tane daha. Bir de perde cisimden. Perde ile nasıl değişiyor? Perde dediğimiz şey de şu. Perdeyi uzaklaştırdığım zaman gölge büyüyor. Uzaklaştığım zaman büyüyor, yaklaştığım zaman küçülüyor. O zaman perde için, perde uzaklaşırsa gölge büyür, yakınlaşırsa gölge küçülür. Bu kuralı da bilirsen gerçekten çok hayati bütün özellikleri bilmiş oluyorsun. Artık mesela ben bu perdeyi, perdeyi bu tarafa doğru itiyorum. Perdeyi bu tarafa doğru ittiğim zaman bu böyle gidecek, daha da böyle genişleyecek ya. O zaman gölge bu kadar olacak. Perdeyi buraya koyduğum zaman ben gölge, bak dikkat et, bu daha küçük, bu daha büyük. Gölge büyüdü. Bu da acayip önemli bir özellik. Tonguçeli Hanım, dolayısıyla gölge ile alakalı bütün özellikleri yaptık. Sen elinde kaynak varsa bununla alakalı soru çözebilirsin. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden cevaplarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz.